Evet, sayın basın mensupları ve değerli halkımız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı olarak sizlere kongre sürecimizle ilgili bilgiler vereceğim. Bildiğiniz gibi Mayıs seçimlerinden sonra genel merkezimiz kongre kararı almıştır. Bu kongre takvimi başlamış. 6 Haziran itibariyle kongreler başlamış. Temmuz ayı içerisinde 15-16 Temmuz'da delege seçimlerini tüm mahalle ve köylerde sandık koyarak ilçe binamızda delege seçimlerini yaptık. Şimdi de önümüzdeki pazar günü ayın 20'sinde 20 Ağustos 2023'te ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. Daha sonra da il kongrelerimiz yapılacaktır. Kongremiz saat 12'de Safranbolu Aslanlar Mevkii Belediye Sosyal Tesisleri üst katındadır. Tüm partilerimiz, tüm Safranbolu halkı davetlidir. Kuruluşum ve Kurtuluşum Partisi Cumhuriyet Halk Partimiz, Cumhuriyetimizi kuran Ulu Çınar Cumhuriyet Halk Partisi içinde bulunduğumuz 2023 yılında Cumhuriyetimizle birlikte 100. yaşını kutlayacak. Cumhuriyet Halk Partililer olarak partimizin yeni yaşını iktidar olarak kutlamayı çok istiyorduk. Ama olmadı. Umutla, coşkuyla ve özlemle beklediğimiz 28. dönem milletvekili cumhurbaşkanlığı seçimlerini ne yazık ki maalesef kaybettik. Şimdi önümüze bakıyoruz ve önümüzdeki yerel seçimlere hazırlık amacıyla bu kongremizi birlik ve beraberlik içinde yapacağımızdan hiç şüphem yoktur. Bildiğiniz gibi kongremize 3 adayla gidiyoruz şu anda. Hiçbir arkadaşımızla bir sorunumuz yoktur. Herkes çalışmalarını yürütüyor. Kongremiz bittiğinde kim seçilirse bütün Cumhuriyet Halk Partililer o başkan ve yönetimin arkasında olacak ve yerel seçimlerde yeniden belediyeyi ikinci kez kazanmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Tekrar söylüyorum, 20 Ağustos 2023 Pazar günü bütün halkımızı kongremize bekliyoruz. Demokrasi şenliği şeklinde geçeceğinden şüphem yoktur ve herkesin katılımını bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım, şimdi yeniden güven tazelerseniz nasıl bir çalışma ortamı bekliyor Safranbolu'yu? Biraz önce konuşmanızda yerel seçimlere ağırlık vereceğinizi dile getirdiniz. Şimdi Safranbolu'da bizleri sizinle beraber ne gibi değişiklikler bekliyor? Alabilir miyiz? Evet. Şimdi biz ben ve arkadaşlarım biz ekip olarak 2015 yılında bu partiyi aldık. Rahmetli İbrahim Ayhan'ın başkanlığında beraber bir ekiptik. Maalesef 2018 yılında İbrahim Ayhan arkadaşımız ayrıldıktan sonra bu görev bir kısa bir dönem Elif Başkan yürüttü. Ondan sonra bu görev bana uygun görüldü. Ve 2018 Aralık ayından beri bu görevi yürütüyorum. İki tane seçim geçirdik. 2019 yerel seçimde bir ekibimiz var bu ekiple. Geçtiğimiz 2019 aralığında yaptığımız kongrede ekibimizi bir gençleştirdik, bir şey yaptık. Ama şimdi yaklaşık 3,5 yıl süren bir kongre yapılmadı. Şimdi yeniden genç ve kadın ağırlıklı bir ekiple yeniden sahada alanlarda olacağız. Ve elbette ki değişim önemli. Bizde de değişim olacak kadrolarımızda. Ama bizim değişimimiz şöyle. Mevcut tüzüğümüz, mevcut programımıza bağlı kalarak anlayışımızda değişiklik olacak. Halka daha iyi yaklaşacağız ve yerel seçimleri almak için her türlü çabayı göstereceğiz. Tabii şunu da belirteyim hemen antiparantez. Bizim adayımız, bizim arkadaşlarım ve bizim adayımız Sayın Elif Köse'dir belediye başkanlığında. Teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyorum. Güzel bir süreç olacağına inanıyorum. Kim kazanırsa kazansın, Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak, Safranbolu kazanacak diyorum. Teşekkür ediyorum. Pazar günü 20 Ağustos 2023 Pazar günü saat 12'de kongremiz başlayacak. Bütün herkes, tüm halkımız davetlidir, partililerimiz de. Saat 5 gibi de seçim sonuçlanacak. Yani seçim kurulu yapacak seçimi. Herkesi bekliyoruz. Çok güzel bir kongre olacağına, Safranbolu'nun geleceğinin konuşulacağı, yerelde ilgili tabii ki eleştiriler olacaktır. Güzel bir kongre olacağına inanıyorum. Sayın milletvekilimiz de burada olacak. Onlar da katılacaklar. Genel merkezimizden şu ana kadar bir geri dönüş almadım. Davetiyelerimizi gönderdik. Katılım olacağını da sanıyorum. Genel merkezimizden, genel başkan yardımcısı düzeyinde. Teşekkür ediyorum. Herkesi tekrar kongremize bekliyorum.